Merhaba, Deniz Çevik ben. Eğer beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız aramıza hoş geldiniz. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Şimdi sizlerle bir tirat paylaşmak istiyorum. William Shakespeare'den Atinalı Timon. Sevgili dostlarım, oturmaz mısınız? Herkes sevgilisini öpmeye koşar gibi geçsin yerine. Hepiniz tıpatıp aynı şeyi yiyeceksiniz. Resmi bir ziyafetteymiş gibi yer seçmekle oyalanıp yemeği soğutmayın. Oturun, oturun. Ama tanrılara şükran borcunuzu ödeyelim önce. Ey yüce koruyucularımız, bu topluluğumuzdaki yüreklere şükran duyguları serpin. Çünkü sizler bizlere verdiklerinizle yücelttiniz kendinizi. Ama varınızı, yoğunuzu da vermeyin. Yoksa tanrılığınız hor görülür. Herkese yetecek kadar verin ki kimse kimseye muhtaç olmasın. Çünkü siz tanrılar, insanlardan borç istemek zorunda kalsanız gözlerinden düşersiniz. Yiyecekleri yemeği yedirenden daha çok sevdirin insanları. 20 kişilik bir toplantıda bir o kadar da alçak bulunsun her zaman. Bir sofraya oturan 12 kadının bir düzinesi o bildiğiniz soydan olsun. Ey tanrılar, ne kadar lanetiniz daha kaldıysa yağdırın Atina'nın senatörleri ve aşağılık çirkef sürüleri üstüne. İçlerindeki çamura boğun onları. Buradaki dostlarıma gelince, hiçe saydığım için hepsini, hiçlik dilerim hepsine sizden. Buyursun hiç yesinler. Açın tabaklarınızı, köpekler, açın da yalayın. Dilerim görüp göreceğiniz en iyi ziyafet olsun bu. Sizi gidi ağız dostları sizi. Duman ve ılık su tam sizin şanınıza layık işte. Timon'un son yemeği budur size. Yıkayıp temizliyor kendini Timon. Üstüne pul pul yapışan dal kavukluğunuzdan savuruyor işte böyle suratınıza vıcık vıcık alçaklığınızı. Herkesin lanetiyle yaşayın. Uzun uzun hem de. Sizi sırıtkan, yapışkan, iğrenç sömürgenler sizi. Para budalaları, sofra sülükleri, iyi gün sinekleri, süklüm püklüm uşaklar, uçarı dumanlar, kalleş kuklalar. Bütün insan ve hayvan hastalıklarına tutulasıcalar. Ne o? Kaçıyor musunuz? Dur biraz, ilacını iç de öyle git. Sen de, sen de. Dur, para vereceğim, borç istemeyeceğim. Ne o? Kaçış mı hep birden? Bundan sonra alçakları çağırmadan kurulmasın hiçbir sofra. Yansın konağım. Atina yerin dibine batsın. Bundan böyle Timon'un yüreğinde yeri olmasın insanların. Hiçbir insanın. Sizlere bir tiradın doğru diksiyonla nasıl seslendirilmesi gerektiğini okumaya çalıştım. Bununla ilgili örnek vermeye çalıştım. Oyunlaştırmak için daha yoğun ve daha farklı çalışmalara ihtiyacınız var tabii. Kanalıma hala abone değilseniz buradan abone ol tuşuna basmayı unutmayın lütfen. İyi çalışmalar, hoşça kalın.